Herkese selam dostlar. Bugün günlerden pazartesi, haftanın ilk günü. Bir gün boyunca Avustralya'da neler yaşıyorum? Hayatım Avustralya'da nasıl geçiyor? Bunu size aktaracağım. Evden çıktım. Saat şu anda saat 7.30 ve dil okuluna doğru gideceğim. Etrafı da size göstereyim dostlar. Etraf bu şekilde, klasik bir Amerikan rüyası. Böyle güzel bir sokak. Tertemiz var ya, mis gibi. Dışarıda şöyle var ya, karga sesi falan filan. Ben var ya, az önce 15 dakika önce falan uyandım. Şimdi dil okuluna doğru gideceğim arkadaşlar. Benim her gün okula giderken manzaram bu şekilde. Okula ben otobüsle gidiyorum. Türkiye ehliyetim yok maalesef. O yüzden otobüsle beraber dil okuluna gideceğim. Yaklaşık o da bir saat falan sürüyor. Kalabalık olduğu zaman, trafik olduğu zaman. Trafik olmazsa 20 dakikada falan gidiyoruz. Abi şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya? Gönül isterdi ki buranın vatandaşı olalım. Bakalım. Bakın ya, şu manzaraya bakar mısınız? Şöyle evlerde oturacaksınız arkadaşlar, ailenizle beraber, çocuğunuzla beraber. Ne güzel olmaz mı ya? Stres yok, bir şey yok. Vallahi hayat size güzel olur. Vallahi yani buralarda yaşasak, buranın vatandaşı olsak gerçekten de güzel olurdu. Yani öğrencisiniz, burada sürünüyorsunuz arkadaşlar. Sabah okul, akşam iş birazcık bayağı zor oluyor. Otobüs geldi dostlar. Buradan kartımızı okutuyoruz böyle. Oturuyoruz. Bir saat boyunca böyle otobüs gideceğiz. Bakalım ben de gideyim. Bari şuraya oturayım. Etrafı göstereyim biraz sizlere dostlar. Etrafta böyle bu şekilde. Yani var ya, Avustralya'nın gerçekten sokaklarına hayran kaldım. Yani dünyanın bence en yaşanılabilir ülkelerinden biri. Baksanıza sokaklar arkadaşlar, tertemiz. Bir tane çöp yok. Bir tane. Gerçekten çok tertemiz bir yer. Ve dostlar, şehire gelmek üzereyiz. Hemen şurada gördüğünüz gibi ileride Perth City var. Yaklaşık benim evime biraz uzaklıkta. Ve geldik. Perth çok büyük bir şehir değil ama ne yapalım? Yani şehir şehirdir. Güzel manzara gözüküyor buradan ama içerisi gerçekten de bomboş. Dostlar geldik şimdi. Yaklaşık bir 30 dakika falan süreçte geldik. Bugün iyi geldik. Şimdi böyle bir otobüs durağına geldik. Burası normal bir terminal gibi. Otobüs terminali. Şehir içinde böyle bir terminal yapmışlar. Hani otobüse binmek istiyorsanız böyle yere giriyorsunuz. Neyse, ben şimdi kahvaltı yapacağım. Bakın size Avustralya'da ne yediğimi göstereyim. Aç bunda birazcık değişikmiş ama olsun. Neden alsam acaba? Chicken cheese toast 6 dolar. Ham cheese kruvasan 6 dolar. Biraz pahalıymış arkadaşlar. Neyse, ben bundan yiyorum hep. Bir tane bundan alacağım. Sağlıklı beslendiğimi söyleyemem ama yani ucuz, öyle söyleyeyim. Bu adam da bir tane almış aynısından. Ben de ondan bir tane alacağım. Bir tane de bir kola çekeceğim yanına. Oh, kebap. Small coke and bottle, small bottle. Yeah. Kadın kızdı kızına. Thank you. Sorry, translation canceled. Sorry, it's canceled. Gördüğünüz gibi ödedik. Baya güzel. Keşke bu sistem Türkiye'de de olsa var ya, hani Apple Pay'le ödeme baya güzel olur. Telefonla, yok kartı çıkar, yok şey yap, gerçekten uzun süreç. Thank you. Can I have napkin also? Thank you. Gördüğünüz gibi aldık dostlar. Baya şunlar yaklaşık kaç dolar? 6 dolar tuttu yani. Burada saatlik ücret, minimum ücret 23 dolar. Bu da 6 dolar tuttu. Yani alım gücünü siz düşünün artık. Neyse, ben bunları bir gömeyim. Sonra okul doğru geçeriz dostlar. Dostlar, başka bir otobüse bindim. O otobüs yine bizim okulun önünden geçiyordu, tamam mı? Ama normal durması gereken yerden bir önceki yerde duruyordu. Ben de dedim yürümeyeyim, bir sonrakinde inerim. Bir sonrakinde durmadı, karşıya geçti.
Oradan da böyle aşağı doğru gitti. Bayağı bir aşağı doğru gitti otobüs. Bakın göstereceğim şimdi size. Bakın normalde şurada durmam gerekiyordu. Orada durmadı. Ta burada böyle aşağıya doğru gitti. İleride durdu. Şimdi ben de yukarıya doğru geliyorum arkadaşlar. Burası Perth. Bayağı güzel. Okulum hemen şu binanın altında kalıyor arkadaşlar. İleride. Şimdi ben de yukarıya doğru çıkacağım. Okula doğru gidiyorum. Yani sabah spor yapmış olduk en azından. Bu arada arkadaşlar şu otobüsler ücretsiz. Purple bluketler ücretsiz. Şehir içi içinden para almıyorlar. Şunlar paralı sadece. Şu otobüsler. Ama şunlar ücretsiz. Gerçekten Avustralya güzel ya arkadaşlar. Yani gerçekten buranın vatandaşıysanız hayat güzel. Aa bak kimle karşılaştık? Kimle karşılaştık? Bir önceki videodan Kaan, bizim sınıf arkadaşı. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama bakalım bizi tanıyacak mı? Bakalım yana doğru gidiyoruz. Aa bizim buradan da arkadaşlar talentli bir arkadaş var. Savadikap. Morning. What's up? Good. How are you? I'm fine, thank you. And you? Good, good. Şansına bak. Vlog çekerken kimle karşılaştık? Oo, neyse arkadaşlar, Kodo'ya geldik şimdi. Şehrin manzarası da bayağı güzel. Kocaman binalar. İnsanlar bu binalar içinde kayboluyor. Neyse. Okulumuza geldik arkadaşlar. Birazdan İngilizce testi var. Okulun içine de geldik dostlar. Burası her pazartesi günü. Eğer buraya giderseniz her pazartesi günü burada oturacaksınız. Burada arkadaşlar sınav alacaksınız. İngilizce testinizi burada ölçeceksiniz. Ben de geldiğim ilk gün buralarda sınav oldum. Daha sonrasında bizi testimizi yaptıklarından sonra sınıflara yerleştik. Burada da arkadaşlar böyle iş arıyorsanız iş ilanlarını falan asıyorlar. Tabi bugün asmamışlar neden bilmiyorum. Bakın burada da konaklama önerileri var. Bakın burada şöyle bir oda $340 tüm şey içinde. Ama haftalık $340 yani çok pahalı. Zaten haftada falan çalışırsanız burada yani 400, 300, 400 de böyle 700 arasında falan kazanırsınız. O da gerçekten pahalı. Böyle başka odalar da varmış ama bunlar bayağı pahalı. Burada derslerden sonra gidebileceğiniz bazı kulüpler var. Conversation Club, Job Club, Listening bilmem ne club. Bunlar tabii benim için boş. Ama diğerleri sizin için güzel olabilir dostlar. Bu da böyleydi. Bakın şimdi size Perth'ün etrafını göstereceğim. Perth'ün etrafı da bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar bomboş bir şehir. Buraya eğer paranız varsa veya yaşlıysanız gelip yaşayabilirsiniz. Benden öneri size. Dostlar biz şimdi sınavdan çıktık. Size sınıf arkadaşımı göstereyim. Taylandlı. Say something to me. Tida. Denet. Hi. Savadikap. Savadika. Kapunkap. Kapunka. Bizim sınıf arkadaşlar. Bu da Tida. Tida. Sınıf ortamı da bu şekilde arkadaşlar. Bayağı da güzel. Bunların hepsi Kolombiyalı. Ben burada İngilizce öğrenmeye geldim ama İspanyolca öğreniyorum maalesef. Bayağı çok fazla şey var. Böyle gidiyorum. Okay. Etrafta bu şekilde. Burada da işte Moya var. Bu da Japon. Bu işte... Arigato. Are you anime? Are you anime? Are you anime? Yeah, are you anime? What? Anime. Anime, yeah, yeah, right? Yeah. Do anime. Anime. I don't get it. Okay, never mind. Sorry. Dostlar şimdi okuldan çıktık, karşıya doğru gidiyoruz. Var ya Avustralya'nın yapıları gerçekten de güzel. Bir Amerika kadar değil ama yine bir gideri var. Özellikle Perth şehrinde hani çok fazla bina yok. Çok fazla insan da yok. Ama gideri var söyleyeyim. Yani şu manzara bile okuldan çıktıktan sonra size bir motive veriyor yani. Ben Türkiye'deyken bunun hayalini kurardım. Yani Türkiye'de o kadar saçma binalar var ki arkadaşlar. Beni bıktırıyordu her gün. Ama burada tabii öyle bir şey yok. Bu size motivasyon veriyor. Bakın burada Avustralya vatandaşları işlerinden çıkmış. Öğle yemeklerine doğru gidiyorlar. Eğer burada vatandaşsanız arkadaşlar hayat gerçekten de güzel. Yani hiçbir sıkıntınız yok öyle söyleyeyim. Tek sıkıntınız nedir burada? Arkadaşlık, aşk, meşk odur budur. Bu arada arkadaşlar biz şöyle bir şey yaptık. Hungry Jack's'in uygulaması var burada. Onu indirdik. Bakın burada $1 hamburger veriyorlar.
Burada da hamburger arkadaşlar fakir yemeği, evsiz yemeği. Ama Türkiye'de neden bu kadar lüks anlamıyorum. Şimdi diyeceksiniz siz niye bunu yiyorsunuz? Arkadaşlar Türkiye'de hasretiz burada. Türkiye'de hasretlik burada artık çocuk oyuncağı yiyoruz. Bıkana kadar devam yemeye devam edeceğiz. Bakın 1 dolara böyle yemek veriyorlar. Bu arada Avustralya hükümeti şöyle bir şey yapmış. Burada otobüslere 1 ay boyunca ücretsiz binebiliyorsunuz. Para almıyorlar. Yani yılbaşı diye mi artık bir şey diye mi ne? Yani düşünün yani adamlardaki şey arkadaşlar. Bir de vatandaş olduğunuzu düşünün. Size para veriyorlar çalışmasanız bile. Ve bu parayla çalışmanıza gerek yok. Hayatı yaşarsınız, gidersiniz. Yemersiz çıkıyorlar. İş güvenliği sıfır. İş güvenliği sıfır. Güney Kore'de var ya abi. Bayağı şeydi. Güvenlikliydi Güney Kore'de. Burada birazcık güney şey yok tabii ki. Ama Avustralya'da bir güzel. Dostlar şimdi işe doğru gidiyorum. Ne yaptım? Okuldan çıktıktan sonra bir yemek yedik. Ondan sonra ben bir eve gittim. Bir yattım. Çünkü bayağı bir uykusuzum. Var ya gözlerim kan ağlıyor öyle söyledim sizlere. Dostlar okuldan çıktık, yemek yedik. Ondan sonra ben bir eve gittim. Bir banyo yaptım, bir yattım böyle bir iki saat. Çünkü bayağı bir uykusuzum. Gözlerim kan ağlıyor. Şimdi tekrardan şehre geldim. Buradan işe geçeceğim. Bakalım. Yorgunluktan ölüyorum. Şehirde böyle. Bakın buraya geldiğinizde böyle bisiklet Uber yapabilirsiniz. Ben yaptım. Daha sonra benim bisikletimi çaldılar arkadaşlar. O yüzden yapamıyorum. Ama buraya gelirseniz bisiklet Uber yapabilirsiniz. Çok iyi kazandırmıyor. Hatta iyi kazandırmıyor ama siz yaşamınızı sürdürebilirsiniz yani. Yaşamınızı sürdürürsünüz. Burası da Perth'in içi. Yani arkadaşlar bir Perth güzel mi iyi mi hala karar veremedim. Neyse karşıda karşıya geçin. Oğlum her yerde de Türk olduğumuzu belli ediyoruz ha. Kınımız ışıkta geçiyoruz. Neyse şey yapmayalım. Neyse buradan otobüs durağına geçeceğim arkadaşlar. Oradan da işe geçeceğim. Sabah okul, akşam iş. Okul olmasa var ya 10 numara aslında var ya. Ama işte okul bizi mahvediyor. Sabahın köründe bir de ya. Neyse. Mücadele devam böyle. Bu karga ne yapıyor şu an orada? Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Kocaman bir karga var orada bekliyor şu an. Bayağı kocaman. Su mu içiyor? Ne yapıyor? Bayağı kocaman. Neyse rahatsız etmeyelim gidelim. Arkadaşlar benden bir size tavsiye vereyim mi? Bir dost tavsiyesi. Dünyanın en güzel şeyi arkadaşlar gezmek. Bak ne olursa olsun gezmek. Dünyayı gezmek. Dünyayı gezerken para kazanmak. Eğer bu sistemi oturtabilirseniz dünyayı gezerken para kazanma sistemini. Yani bir askeri ücret bile kazansanız online diyorum bakın. Asya'ya gidersiniz, Tayland'a gidersiniz. Tamamen hostellerde falan kalırsınız ki bence güzel bir şey. Bence gençlik döneminde güzel bir şey çünkü insanlarla tanışıyorsun. Vallahi dünyayı gezersiniz arkadaşlar. Vallahi bak çok güzel bir duygu. Böyle yerleşik yerde falan bomboş. Ben Türkiye'deyken işte Amerika'ya giderim, ekonomisi güzel olan bir ülkeye giderim, çalışırım falan diyordum. Ya yine hani deniyoruz onu ama dünyanın en güzel şeyi arkadaşlar gezmek. Gezerken para kazanmak. Benim bir arkadaşım vardı arkadaşlar 2016 yılından beri YouTube yapıyor. Ben de o zaman başlamıştım YouTube'a. Ben sürekli video atmadım ama o sürekli video attı. Şimdi mesela ayda 3000 euro kazanıyor. Ve dünyayı geziyor. Harbiden dünyayı geziyor çocuk dünyayı. Çok güzel geziyor öyle söyleyeyim. Keşke ben de YouTube yapsaydım zamanında. Ya da siz de yapsanız güzel olur. Ben de size tavsiye. Yani oyun oynayacağınızda League of Legends oynayacağınızda arkadaşlar gidin. Online para kazanmanın sırrını çözün. Bakın ben çözemedim. Siz çözebiliyorsanız çözün. Dünyayı o şekilde gezin. Vallahi dünyanın en güzel hissidir o. Çünkü yeni insanlarla tanışıyorsun, yeni yemekler deniyorsun, yeni kültürler öğreniyorsun. Yani daha güzel bir şey olabilir mi? Şimdi yerleşik hayata geçince anlıyorsun. Dünyayı gezmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu. Gerçekten. Ya da geliyorsun böyle şey yapıyorsun. Bisikletle Uber yapıyorsun. Ben yaptım. Vallahi çile arkadaşlar, çile yani. Mecburluktan yaptık. Yani çile çekmekten başka bir şey değil. O yüzden dünyanın en güzel şeyidir gezmek. Şansınız varsa deneyin yani. Para kazanmanın bir yolunu bulun online. Bakın dostlar buraya da Avustralyalıların yerli halkı olan aborjinlerin heykelini yapıp koymuşlar buraya.
Yani gerçek Avustralyalılar. Normalde buraya işte İngilizler gelip istila etmiş, bunları öldürmüş. Yani burada onunla ilgili bir anıt yapmışlar. Öyle bir göstereyim dedim sizlere. Yani gördüğünüz gibi Perth hala gelişmekte olan bir yer. Gelişiyor. Bu arada Avustralya'nın gerçek bayrağı şöyle bir şey. Böyle kırmızı siyah. Ortasında da böyle güneş fikri var. Güzel ülke, güzel ülke de çok. Derdi çok. Öyle söyleyeyim sizlere. Dostlar, tekrardan otobüse bindim ve 10 dakika uzaklıktaki East Perth şehrine geldim. Yine şehrin içi orası tabii ki. Şimdi işe gideceğim. Saat şu anda saat 6.30. Taksiyle geldik şehir merkezinden de otobüste geldik. Normalde bugün çalışmıyordum ama bizim Lily arkadaşımız gelemiyormuş sanırım. O yüzden ben geldim. Bakalım şimdi işe doğru gideceğiz. Çok fazla rüzgar var bu arada. Dostlar bayağı esiyor ama bir şey değil mi? Hava gerçekten de güzel. Neyse karşıya geçeyim. Şimdi bir manzara göstereceğim var ya, acayip güzel bir manzara. Cennet görmek istiyor musunuz? Burası Avustralya Perth'te bulunan bir park. Görüyorsunuz dostlar ileride ördekler var. Şurada kuğular var. Hatta ileride bir yerde kocaman böyle sanki animasyon filmlerinden fırlamış bir ağaç gibi bir şey var. Orada var ya papağanlar var, renkli renkli canlılar var, kuşlar renkli renkli. Yani dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan hayvanlar Avustralya'da bulunuyor arkadaşlar. Gerçekten yani ne ararsanız burada kanguru, koala. Tabii ki dünyanın en zengin hayvanları da buraya ev sahipliği yapıyor. Yani yaşanılmaz, anlatılmaz yaşanılır öyle söyleyeyim. Gerçekten var ya şurası, yani Avustralya Perth'te işe giderken gerçekten beni çok motive ediyor arkadaşlar. Bayağı güzel bir yer. Baksanıza şuna arkadaşlar. Yani bak şu renkli renkli canlılar. Tabi renkli renkli değil ama ileride şimdi şey yaparsam gösteririm. Bakın. Bakın gerçekten güzel değil mi arkadaşlar ya. Vallahi beni çok motive ediyor burası. Keşke buranın vatandaşı olsam. Yani dünyanın en güzel ülkesinde çok güzel yaşanılır biliyor musunuz? Öğrenciyseniz pek güzel değil ama öyle. İleride de benim çalıştığım yer The Point Luxus Lunch. Bayağı güzel bir ortamımız var. Güzel ya. Yani hayat güzel Perth'te arkadaşlar. Yani çok sıkıntıyla geldik buraya. Hala sıkıntı çekiyoruz. Dert olmadan şey olmazmış. Neyse arkadaşlar, bu bölüm de buraya kadardı. İş videosunu izlemeyenler için bir önceki videosunu yapmıştım. Avustralya'da bir günüm nasıl geçiyor diye. Daha doğrusu çalışma hayatım diye. Orada ne iş yaptığımı görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.